Dedim kayıda. Neredeyiz? I can describe relationships diye bir şey demiş. Tamam mı? Romantic relationships diyor. 15. ünitedeyim. Şimdi yapmaya çalışacağım şey farklı bir şey olacak. Metni bugün bir kısmını yapacağız. Daha sonra devam edeceğiz. Tamam. Burada başka bir şey için bu kısmı okuyorum. Max is my partner and we have a good relationship. We have been together for about 2 years. I started to go out with him after I came to London. Tamam mı? Buraya kadarki cümlelerde Max ile başlayıp London'a kadar biten kısımda 3 farklı zaman dilimiyle hasbihal ediyoruz. Tamam. Şimdi döneyim tahtaya. Bakalım neler oluyor. Şöyle bir timeline çizeyim. Eksi sonsuzda başlatayım. Artı sonsuza kadar devam ettireyim. 3 noktamı koyayım. Şurası present noktam. Şurası past noktam. Şurası da future noktam. Buraya kadar net herhalde. Şimdi Max is my partner cümlesinde ya da we have a very good relationship cümlesi. Relation ilişki demek relationship isim yapmak için yapılanın sonuna koyduğunuz hesap. Tamam bir yapı. Şimdi ben şuradaki is'den şuradaki have'den doğru mu efendim? Yani şurada fiilin birinci hali var. Şurada da to be fiilimiz var. Buradan ben mevzuların nerede olduğunu anladım. Present'te olduğunu anladım. Nedir bu zamanımızın adı? Simple present. Şimdi bir cümle daha var orada. Der ki we have been together for 2 years. Bakın şöyle bir cümle var burada. We have been together for 2 years. Bakın burada yine bir to be fiili var ama farklı formda. Gördünüz mü? Bu da bir to be fiili. For 2 years dediği için şu ana kadar gelecek. 2 yıl başlangıç diyorum. We have been together ifadesi nereyi vermiş oluyor? Şuradaki. Tamam evladım? How long sorusunun cevabını vermiş oluyor. Ne kadar süredir beraberler? 2 yıl. Ama ne kullandım? Have been kullandım. Peki bu zamanın adı nedir? Perfect. Tamam. Sonra bir diğer cümlede de I started to go out with him. I started to go out with him. After I came to London. After I came to London. Bakın burada ne var? Started'la verb 2. Came'le verb 2. Bunların da nereye gittiğini biliyorum. Buraya gittiğini biliyorum. Tamam mı evlatçım? Bunun adı nedir? Simple.
Simple past. Var mı buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Tamam, yazalım, devam edeceğim. Yani ne var? Bakın bir present var, bir past var, bir de arada bir şey var. Gördünüz mü? Ha? Bir past var, bir present var, bir de arada bir şey var. Present olanın adı ne? Simple present. Past'ın adı ne? Simple past. Aradakinin adı ne? Perfect. Bunları manalandıracağız sonra. Şimdi sadece anlamlanmasını istiyorum. Net miyiz? Geçiş yapıyorum tekrar metne. We met. Bakabilirsiniz kaldığımız yerden. We met at my ex-boyfriend's house and because Max lived near me, it was easy for us to get to know each other. Bakın past gidiyor artık değil mi? Past da döndü orada anlatıyor. Now, şimdi ne yaptı? Geçiş sağlamak için bir zaman zarfı kullandı. Now, Max wants us to get married and have a baby. But I'm not sure. Değil mi? I have friends who are happily married. But I also know married couples who have split up and are now divorced. Bakın. Burada gene ne var? Have split up'la bir perfect mevzusu var. And are now divorced diyor bakın. Gördünüz mü? Şimdi şuraya bakalım. Tahtada göstereceğim bunu. Bunlar çünkü önemli. Tekrar aynı yerden gidelim. Şunu tekrar yazayım şöyle, çizeyim. Şu noktaları koyayım. Şu kızcağızın son cümlelerini tahtaya yazayım. But I'm not sure'dan sonra I have friends who are happily married
Marriott. Bu birincisi. I also know Marriott couples who have split up and are now divorced. Şimdi bakın. I have friends. Ben şimdi şuradaki have friends'ten bu arkadaşların nerede olduğunu biliyorum, burada olduğunu biliyorum. Doğru mu? Şu anda arkadaşları var. Ve şu anda bu arkadaşlar mutlular. Değil mi? I also know, şu anda biliyorum. Değil mi? Kimleri tanıyorum? Married couples. Evli çiftleri tanıyorum. Nasıl çiftler bunlar? Have split up. Artık zaman değişti, fark ediyorsun. Bu neresi? Bakın, bunun önceki bir zamanda, tamam mı evlatçım? Split up ne demek? Ayrılmak. Önceki bir zamanda they have split up and are now, şimdi nedir bunlar? Divorce. Tamam mı? Şu anda da boşanmıştır. Var mı anlaşılmayan bir şey? Netiz. Yazalım, devam edeceğim. Daha doğrusu artık toparlıyorum. Şimdi bunu da yapalım, tamam mı? Toparlayalım. Şimdi bakın. Şu ana kadarkinlerde ne oldu? Şöyle bir girdim. Şöyle bir noktam var. Şu noktam var. Şimdi bunun adı ne? Simple past. Doğru mu? Verbik. Verbik ile yapıyorum. Verbik'i nasıl yapılandırıyorum? Gene az önce söylediğim gibi. Sonuna iyiliği getirerek ya da meet, met hikayelerinde olduğu gibi fiilin ikinci halini kullanarak. Bunlara soruyu neyle soruyorum? Did'le. Bunun bir de to be fiili var. Bu da nedir? Was, were. Bu ne belirtiyor? Olay. Bu ne belirtiyor? Durum. Doğru mu? Şimdi şurada ne var? Simple present. Bunu nasıl yapıyorum? Fiilin birinci haliyle, değil mi? Ya yalın halde bırakıyorum ya da fiilin sonuna s takısı getiriyorum. Ha? Neyle soruyorum soruyu? Do does'la. Bunun to be'si nedir?
emizar. Değil mi? Bu ne yapıyor? Durum belirtiyor. Bu ne yapıyor? Olay belirtiyor. Şimdi burada bir ara zamanımız daha var. Ne past ne present. Değil mi? İkisinin arasında. Yani bunun hemen öncesi. Değil mi? Bunun hemen öncesi. Zaman belli değil. Çünkü ne yaptı? Ayrılmış ama şu anda işte bilmem ne boşanmış çiftler tanıyorum deyip, değil mi o? Şuna en yakın bağlantıyı kurdu. Burada ne oldu? Present perfect dedik. Tamam mı Elacığım? Burada ne olacak? Fiilimizde have, has, verb 3 göreceğiz. Tamam, fiil 3. hali. Burada ne göreceğiz? To be fiilinde. Have, has been görmüş olacağız. Tamam mı evlatçım? Yine bu have, has been ne anlatacak? Durum. Have, has görmüş ne anlatacak? Olay. Var mı buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Netiz değil mi? Hadi yazalım. Tamam mıyız? Haydi o zaman metni de bitirelim. Bu işi de rafa kaldırmış olalım. Şimdi nedir bakınız? Max is my partner. Zaten Türkçe'de geçmiş durumda. And we have been a very good relationship. Nedir relationship? İlişki. Okay? We have been together. Together ne demek? Beraber, birlikte. For about 2 years, yaklaşık 2 yıldır. I started to go out with him, değil mi? Biliyoruz Türkçe'de var, dışarıya çıkmak, flört etmek. After I came to London, we met at my, ne genişlik, tövbe estağfurullah. We met at my ex-boyfriend's house, değil mi efendim? Nerede tanışmışlar? Eski sevgilisinin evinde, süper havalı bir şey. And şimdi yenisini buluyorsun, eskisini atıyorsun, eskisinin de yenisini buluyorsun falan. Süper karmaşık ve harika havalı bir şey bence yani. Siz yapmayın tabii, kafanızı kırarım. Bu sadece Avrupa'da falan olur. Bizde yok öyle şeyler. Çarpılırsınız valla. Hani Allah çarpmasa babalarınız çarpar. Babalarınız çarpmasa anneleriniz yolar. Onlardan arda kalan da ben parçalarım yani. Tamam, güzel. Anladık herhalde. Netiz bu konuda. Tamam. Her gördüğümüz beni diye ağzımızı ayırmıyoruz. Tamam mı çocuk? En yakışıklısı gelecektir diye bekleyeceğiz. En yakışıklısı gelene kadar. Tamam, en yakışıklısı gelene kadar bekleyeceğiz. En havalısı, en yakışıklısı. And because Max lived near me, Max benim yanında yaşadığım için, it was easy for us to get to know each other. Get to know ne demek? Birbirini tanımak. Tamam mı? Get to know each other. Now Max, ya beraber yaşamaya başlamışlar. Now Max want us to get married. Get married ne demek? Evlenmek. Daha önce de gördük. And have a baby. Değil mi? Bebek sahibi olmak istiyor. But I'm not sure. Emin değilim. Niçin? I have friends who are happily married. Mutlu olanlar da var. But I also know married couples. Ayrılmış ve şu anda boşanmış olan şeyler de tanıyorum.
Değil mi? Kapılarda tanıyorum çiftler. I don't want that to happen to us. Bize bunun olmasını istemiyorum. Güzel, anladık. Şimdi burada hemen ikinci egzersizi yapmanızı istiyorum. Yukarıdaki fiillerden bilmem nelerden artık gelişine vuracaksınız topa. Tamam mı arkadaşlar? 6 tane egzersizi doldurmanızı istiyorum. Bu cümlelerde geçen karmaşık ilişkilerin toplumumuzla bir alakası yoktur efendim. Bu tip anne baba örnekleri bize uymaz. Birinci deyim, when did they ne olacak? Have a baby. Doğru mu? My boyfriend and I have been together for 2 years. I know Phil and Sue very well. They are a lovely couple. She went out with him last year. Geçen yıl çıkıyorlardı. But they split up in January. Ayrılmışlar. Sophia is his ex-girlfriend. But they still talk to each other. My parents were married for 20 years. But now they are divorced. Değil mi? Boşanmışlar. My father has a new girlfriend, değil mi? But I don't think they are going to get married. Net miyiz arkadaşlar?